Bir tarafta La Liga'nın en iyi oyuncuları, diğer tarafta da Premier Lig'in en iyi oyuncuları var. Bugün hangi lig daha iyi, bunu öğreneceğiz. FIFA 23'ün ilk All-Star takım kapıştırma videosuna hoş geldiniz. Bugün geçen yıl yorumlarda sürekli istenen iki takımı kapıştırıyoruz. Bir tarafta en iyi Premier Lig oyuncuları olacak, diğer tarafta da en iyi La Liga oyuncuları olacak. Manyak bir kapışma bizleri bekliyor. All-Star kapışma nedir? Bunu merak ediyorsanız açıklama kısmına yazdım. Takımları gösterdikten sonra da sesli bir şekilde açıklayacağım. FIFA 23 döneminde neredeyse her videoda beraber trendlere girdik. Bu videoda da sizden en az 10.000 like bekliyorum. O trendleri kıralım. Babalar, İspanya kadrosu ekranlarda görüyorsunuz. Yani burada hani birazcık aslında Real Madrid karması gibi oldu. Geçen sezon Real Madrid şampiyon olduğu için takımı onların üzerine kurdum. Santrafor'da Lewandowski var. Sol kanatta Vini Junior. Sağ kanatta Llorente'yi koyduk çünkü adam akıllı sağ kanat yok. Asensio'yu koymak istemedim. Oyarzabal'a da ters kanat oynatmak istemedim. Ama aslında oynatabiliriz. Hadi Oyarzabal oynasın. O da Real Sociedad'ın en iyi oyuncusu sonuçta. Orta sahaya baktığımız zaman Kroos, Modric, Benzema. Benzema böyle aslında birazcık 9.5 numara gibi oynayacak, anladın? O şekil bir şey. Ne tam 10 numara ne 9.5. Çift santrafor gibi diyebiliriz hatta. Çünkü OF mevkisi olduğu için Benzema'yı böyle oynattık. Yedeklere baktığımız zaman Aspas, Pedri, Fekir, De Jong, Oblak, Alba, Mendy. Bütün İspanya ligindeki en iyi oyuncular burada. 82'den düşük adam almadık kadroya ve toplamda 34 oyuncumuz var. İspanya ligi takımı bu şekilde. Şimdi bir de ben size İngiltere ligini göstereyim. Orası daha manyak. Yine orada da 34 oyuncu ayarladık. Takımı da City'nin üzerine kurduk. Bulabilirsem eğer. Orada da aynı şekilde hani ratingleri işte 82'den düşüğü koymadık takıma. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir takım İngiltere Premier Lig takımı. Solda Son, sağda Salah. Santrafor ikilisi Ronaldo, Haaland. Normalde ratinglere bakılırsa Haaland yedek oturması lazım, 88. Ama çok formda olduğu için ilk 11'de olmayı hak ediyor bence. Onun yerine Kane'i koymaya gönlüm el vermedi. De Bruyne, Kante orta sahası. Sol bek Cancelo, sağ bek Arnold. Stoperlerde Van Dijk, Diaz ve bu adamların yedeklerine baktığın zaman Robertson mı dersin, Koulibaly mi dersin, 89'luk Casemiro mu dersin, Silva Milva, yani baba ne yapıyorsun ya? Sizce bugünkü All-Star kapışmamızı kim kazanır? Premier Lig mi, La Liga mı? Yorumlara kesinlikle yazın. Ben şimdi size yorum yazın diyorum. İyi, hoş da. Belki de ilk defa izliyorsunuz bu konsepti ve takımların nasıl kapışacağını bilmiyorsunuz değil mi? Bu da olabilir. Geçen yıldan beri All-Star kapıştırma videosu yapıyoruz. Kanalda bir ton var. Gidip onları da izleyebilirsiniz tabii ki. Olayımız şu. İki tane takım belirliyoruz kapıştırmak için. Belirlediğimiz takımları iki etapta kapıştırıyoruz. İlk etabımız maç etabı. İki takımı bayağı maç yaptırıyoruz. Santra modunda kapışıyorlar. Maçı kazanan hanesine bir puanı yazdırıyor. İkinci etabımız ise kariyer modu etabı. Burada da tek sezonluk kariyer modu simülasyonunda iki takımı aynı lige koyuyoruz. Daha başarılı olan taraf bir puanı hanesine yazdırıyor. Eğer 1-1 olursa bu sefer uzatma turuna geçiyoruz. Uzatma turu da aslında sokak futbolu, yani volta modu. Uzatmayı alan zaten videoyu da kazanıyor. Sizce bugün kim kazanacak? Yorumlara bekliyorum. Ya şimdi maça geçeceğiz de ratinglere bakıyorum. Aşağı yukarı eşit ya. Bir de bu All-Star videoları hep değişkenlik gösteriyor. Ne olacağını tahmin etmek çok zor. Premier Lig takımı kırmızılı mı giysin, ne yapsın? Ben böyle şeylerde çok kararsızım. Şampiyonlar Ligi finali şeklinde kapıştıracağız takımları. Şöyle bir bakıyorum. Çok bir ayar değiştirmeyeceğim. Haydi bakalım. İyi olan kazansın. Bak bak, Türkçe anonslar falan yapıyorlar arkada. Muhammed Salah Manchester City şeyiyle çok garip gözüküyor bu arada. Baba böyle kafa falan atıyor arada. Bir tarafta La Liga'nın en iyi oyuncuları, diğer tarafta da Premier Lig'in en iyi oyuncuları var. Bugün hangi lig daha iyi, bunu öğreneceğiz. İnanılmaz. Şu Şampiyonlar Ligi yüzünden telif yemeyelim. Şöyle bir hemen kameramızı da ayarlayalım. Bu yıl bu maçları şeyden izleriz. Gamecam'den. Hatta Gamecam'i biraz yakınlaştıralım. O da şey olsun. Hah, Gamecam'in biraz yakın hali olsun ya. Çok uzak öbür türlü. Evet, maç başladı. Dediğim gibi iyi olan kazansın. Siz kimi tutuyorsunuz yorumlara yazın. Ya bu arada böyle bakınca grafiklerde manyak gözükmüyor mu? Huminson soldan aldı. Huminson ilerliyor. Huminson gidiyor. Huminson şöyle bir çekti, güzel pas. Haaland şimdi De Bruyne geçmedi. De Bruyne kendi gitti. Sağ tarafta arkadaşım bomboş, atmadı. Ne yapıyor? De Bruyne ne oldu orada? La Liga defansı ne yapıyor? Daha dakika 3. Şoktayım hatta, Migros'tayım arkadaşlar, ne oluyor? Aa, buradan Onur abiye selam yollamış olalım. Şoktayım, Migros'tayım o diyordu. Baba ne oluyor ama ya? Daha ilk dakikadan La Liga takımı gol yedi. Benzema falan diyor. Baba ne yapıyorsunuz diyor ya. Ne oluyor diyor. Daha ayaklarına top değmeden gol yediler. Oyarzabal aradan Benzema. Tekrardan Oyarzabal, Benzema. Geçmedi top. Top geçmedi. Juan Cancelo. Cancelo şöyle bir baktı. Tuttu topu, geriye oynadı. Virgil van Dijk. Arka tarafta Ederson. Ederson. Şimdi Ruben Dias. Ya bayılıyorum. Bu All-Star konsepti beni bitiriyor ya. Çok hoşuma gidiyor.
takım kuruyoruz, kapışmalarını falan izliyoruz ya. Aha Yunuson geçemedi. Carvajal dedi ki oradan geçiş yok. Hani Fatih Terim'in bir videosu var ya, şöyle yapıyor. Onu buraya istiyorum. Kante'ye aradan veriyor. Acuña dedi ki hayırdır dedi. Şimdi Lewandowski aradan Benzema kaçıyor. Leva baba şöyle bir tuttu baktı. Lewandowski atmıyor pas. Şimdi solda Vinicius Junior. Geliyor La Liga. Acuña sol bekle ceza alanına girdiler. Acuña Lewandowski. Cevap geldi La Liga'dan dakika 13. Robert Lewandowski sevincini yapıyor. Hayırdır aga ben buradayım diyor. Lewandowski geçti. Lewandowski cezalının içinde. Çevirdi içeri Ederson. Van Dijk kendi kalesine gol atıyordu. Ne oldu orada? Baba iyi şut çıkardı ha. İstese öyle vuramaz. Ederson da son anda tuttu. Şimdi Alexander Arnold. Orta alanda Kante. Tekrardan yükleniyorlar. Kevin De Bruyne. İkinci golü maçtaki. KDB. Dünyanın en iyi orta sahası benim diyor. Ağzını kameraya sokmasaydın iyiydi. Heh, formasını gösterdi. Kevin De Bruyne'in golü. Tekrardan izliyoruz Hümmüzon'un pası. Bakın burada KDB çok güzel aldı topu. Defansı hiçbir şey yapamıyor görüyorsunuz. Şimdi La Liga yükleniyor. Bir gol de La Liga atar. Bak izle duramazlar çünkü. Oy güzel pas attı. Şimdi Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Benzema'nın şutu Van Dijk. Van Dijk orada bir şeye geldi. Babanın sıkıntı bir yerine geldi falan. Orada eğildi büküldü de bir şey olmadı. Şimdi Hümmüzon verdi pasını. Cristiano Ronaldo arka tarafta. N'Golo Kante. Kante vücudunu koydu hafiften. Salah'a oynadı. Muhammed Salah. Şimdi De Bruyne. Ronaldo. Ronaldo sol tarafta Hümmüzon'u görmek istedi. Carvajal. Baba kornere attı ya. Hümmüzon şöyle bir çekti. Şimdi Muhammed Salah. Şut Haaland. Erling Braut Haaland. Attı golü Haaland. Vurdu golü Haaland. İşte Haaland. 3-1 yaptı durumu. Haaland da kendini gösteriyor. Bakın burada korner. Hümmüzon harika pas. Ceza alanında tık tık tık. Hemen birbirine bıraktı falan. Çok güzel bir takım golü. Haaland da iyi bitirdi tabii ki. 3-1 öne geçiyor Premier Lig takımı. Ağırlıklarını ortaya koydular. Tabii daha maç etabı da bitmedi. Daha bundan sonra kariyer modu etabı da var. Hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar All Star videolarında. Ben hep diyorum. Geliyorlar şimdi Toni Kroos. Karim Benzema. Benzema kaybetti topu. Kaybetti. Şimdi De Bruyne Haaland. Hızlı atar çıkma şansı var Premier Lig takımında. Ama bunu kullanmadılar. Alexander Arnold ilk yarının artık son hata diyebiliriz belki de. De Bruyne açıklık yakaladılar oradan. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo sola atacaktı, kaybetti topu. Hakeme bakıyorum, her an ilk yarıyı bitirebilir. Ve ilk yarının sonuna gelmiyoruz. Oynayın dedi hakem. La Liga takımı yükleniyor ve abi nerede bitirdi? Baba dalga mı geçiyorsun sen hakem? Benzema buna sinirlenir. Lan bari öncesinde bitirseydin ya da atağa çıkıyorsa da bırak oynat değil mi? Şimdi ikinci yarı başlıyor. La Liga takımı ikinci yarıya başladı. 2 gollük bir fark var. Kapanmayacak bir fark değil. Bakalım ne olacak. Acuña verdi pasını aradan. Lewandowski. Şimdi Modric. Sol tarafta Vinicius Junior. Güzel hareketler bunlar. Bunları severiz Benzema. Lewandowski baktı kaleye. Büyük bir gol şansı. Lewandowski. Durumu 3-2 yaptı bak. İlk yarı başladı, hemen attı La Liga takımı. Hemen golü buldular. Lewandowski çok sinirli. Benzema ile ne konuştularsa artık Benzema'ya bak. Nasıl koyduk falan gibisinden hareketler yapıyor orada. Ve burada Lewandowski'nin golü bakın. 15 metreden vurmuş baba. Ayak içi çok klas. Çok klas. Muhammed Salah ilerliyor. Salah güzel gitti. Muhammed Salah hakeminden sıyrıldı. Muhammed Salah ceza alanına doğru baktı. Muhammed Salah şimdi ceza alanı içinde. Arnold. Alexander Arnold. Çekti şöyle Muhammed Salah. Baktı kaleye, vurur mu Muhammed Salah? Uzaktan bir gol izler miyiz? Muhammed Salah kurtardı. Harika bir kurtarış Muhammed Salah'tan. Bu arada De Bruyne Kurtuğa'dan intikamını alıyor galiba. Çünkü ona karşı iki gol attı bugün. Ancelotti Hoca Militao ile konuşuyor diyor. Gireceksin diyor. La Liga takımına golü attıracaksın diyor. Bu arada şu an hocalarımız Ancelotti La Liga takımında. Pep Guardiola da Manchester City takımında. Siz bu iki takıma hoca belirleyecek olsanız, liglere göre hani bir hoca seçecek olsanız kimleri seçerdiniz? Bence Ancelotti Pep Guardiola gayet baba. Hani şey diyen olabilir, Premier Lig için Klopp falan diyen de olabilir, anlarım. Solda tekrardan Hümmüzon, baktı şöyle Kante, uzun oynadı Kante. Orada şimdi Joao Cancelo aldı topu. Cancelo ceza alanına doğru girecek, faulü yaptı Carvajal. Carvajal faulü yaptı, kırmızı kart! Lan ne alaka, öyle kırmızı kart mı olur? Ne oldu orada, şok bir karar. Tekrar izleyelim.
Yoruma açık bir pozisyon bence. Evet, sol bek giriyor oyuna. Mecburi değişiklik La Liga takımında. Oyarzabal çıktı. Jordi Alba girdi. Adamın yüzü FIFA 2009'dan falan alınmış bu arada. Çok genç. Ama gerçekten yaşlandı yani adam. Neyse. Şimdi Vinicius Junior. Acuña ceza alanına baktı. Uzaklaştırın dedi. Modric'e geliyorlar. Jordi Alba oyuna yeni girdi. Jordi Alba gidiyor. Çok süratli Jordi Alba. Herkesi geçecek mi? Birazcık yavaşladı. Jordi Alba durmadı. Dedi ki siz dedi Carvajal'i mi atarsınız dedi. Jordi Alba ceza alanına girdi. Olmadı. Olmadı. Orada kafasına çarpıyor Cancelo'nun. Şimdi Cancelo diyor ki evet diyor attırdık diyor Carvajal'i. Manyak geliyor Premier Lig takımı. Cancelo'ya atmadılar. İyi kaçıyordu. Şimdi aldı Cancelo. Boa Cancelo. Ceza alanına doğru baktı. Cancelo arka taraftan Salah kaçıyor. Cancelo rakibinden sıyrıldı. Pasını verecek mi? Şimdi arka tarafa oynayabilir. Orada Huminson. Baktı kaleye. Huminson! Gol geldi. 4-2 Huminson. Premier Lig takımı acımıyor. 4-2 yaptı. Huminson da atıyor golünü. Bakın orada De Bruyne ile beraber sarılıyorlar. Kaptanına sarıldı. Taraftarlar inanılmaz coşuyor. Ablalar falan da çok hararetli izliyorlar maçı harbiden. Premier Lig takımına gönülden bağlanmışlar. Görüyorsun Huminson'un golüyle durum 4-2 arkadaşlar. Tabii ki La Liga takımı 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra birazcık kazanmaları zor bence. Ama ne olacağını göreceğiz. Şimdi Vinicius Junior cezalandı içine doğru ortaladı. Haaland uzaklaştırdı. Ronaldo'nun kafası neler oluyor orada? Jordi Alba, Vinicius Junior, Vini, Kroos, Modric, Benzema. İyi paslaşmalar seyrediyoruz. N'Golo Kante oyuna girdi. Haaland. Haaland ilerliyor. Erling Braut Haaland çok süratli defanstan ama yürüyerek geçti süratli olmasına rağmen. Baksana yavaş gidiyorlar. Haaland ve attı 96. Erling Braut Haaland 5. gol. Gol sevincine bak. Ya Allah Allah. Baba 5. golü atmışsın bir sakin ya. Tadı kaçtı. Modric geldi. Luka Modric o da atıyor. 6-3 oldu bu. Ne biçim bir futbol. Neler izliyoruz bugün. 6-3 skor. Luka Modric bir de el hareketi çekiyor oradan. Helal olsun artık geçiyorum bu tekrarları. Skor 6-3 oldu. Artık hakeme de bakıyorum her an maç bitebilir. Erling Braut Haaland çıkarmak istedi olmadı. La Liga takımının son bir yüklenmesi olacak. Benzema, Lewandowski. Hakeme bakıyorum oynayın dedi. Bir tane daha gol bak. Lewandowski gol atar maç biter ben size söyleyeyim. Lewandowski çıkardı arka tarafa Acuña. 6-4 oluyor. En azından diyorlar ki biz o kadar ezilmedik. Hani maçtan sonra baksalar 6-2 gibi bir ezilme değil de 6-4 daha makul. Rezil olmadınız da yine de yenildiniz yani. Ve maç bitti. Evet, tebrik ediyoruz. Premier Lig takımı burada maç etabını kazanarak 1 puanı hanesine yazdırıyor. İstatistikleri bir gösterelim. Şampiyonlar Ligi kupası oynatıyorduk, finali oynatıyorduk. O animasyonu geçtim artık, yapacak bir şey yok. Neyse, Revit'lerde gördünüz, bu sene 2 kere Revit yaptık. Daha da yapacağız zaten. Orada görüyorsunuz o animasyonları. Baktığımız zaman burada istatistiklerde şut sayısı falan eşit. Gol beklentisi de aşağı yukarı aynı. Hatta La Liga takımı daha iyi. Çok ilginç bir maç olmuş ya. Hadi bakalım, kariyer modu etabına geçiyoruz. Dostlar, ben Newcastle United'ın başına geçtim. Hani iki takıma da iyi kötü etki etmek istemiyorum. Premier Lig'e koyduk iki takımı. Neden Premier Lig? Çünkü oyunun en güçlü ligi burası. En çekişmeli lig burası. Manchester City ve Real Madrid burada kapışacaklar. Daha doğrusu Premier Lig en iyi oyuncuları ve La Liga en iyi oyuncuları. Bakalım ne yapacaklar. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de aşağı yukarı eşit gruptalar. Şöyle görüyorsunuz La Liga takımının grubu ekranlarda. Premier Lig takımının grubunu da görüyorsunuz. Artık lafı uzatmayacağım. Kim daha iyisi o kazansın. Tek sezonluk simülasyonumuz başlıyor. Sponsorumuz Elgato'ya bu videoya destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Camlink nedir? Camlink 4K diye benim bir aparat şeyim var. Eğer siz de yayıncılığa meraklıysanız bu tarz aparatları öğrenmeniz lazım. Ben videolarımı büyük DSLR kameradan çekiyorum. O kamerayı da bilgisayara webcam gibi tanıtmak için, bu kadar aslında görüntünün kaliteli olabilmesi için Elgato Camlink kullanmak zorundayım. İnanılmaz bir ürün. Seve seve kullanıyorum. Zaten kamera kalitesini görüyorsunuz. Siz de eğer bu tarz yayıncı ekipmanlarına ulaşmak istiyorsanız Elgato'nun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ve sezon sonundayız. Bakalım kim kazanmış? Bunu öğrenmek istiyoruz. Simülasyondan çıktık. Ligde durumlar nasıl? Bir bakalım. Yani acaba şampiyon kim olmuş, anladın mı? Bu önemli. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Ooo, La Liga takımı 4. Premier Lig takımı şampiyon olmuş. Ben 1-2 olurlar diye düşünüyordum. 4 çok düşük. La Liga ne yapıyorsun? Abi yani sıkıntı olmuş orada ya. Ben bu kadar bir fark beklemiyordum. Bak bu arada sunmayı unuttum bir anda. Premier Lig takımı La Liga takımını Emirates FA Kupası'nda finalde yenmiş. Burada da öne çıkıyorlar.
Ben bu kadar ezici bir üstünlük beklemiyordum bu videoda, bak yemin ederim ki. Lan Leverkusen ne alaka Şampiyonlar Ligi? La Liga takımı birinci çıkmış grubundan. Premier Lig takımı da bakalım şöyle. Onlar da birinci çıkmış. Son 16'da La Liga takımı Sevilla'ya eleniyor. Ve La Liga'nın en iyi oyuncuları Sevilla'ya eleniyor abi. Allah Allah, bu oyunun simülasyonunda bir sıkıntı var. Ben hep söylüyorum, değişik. Manchester City Paris Saint Germain'i yenmiş. Ardından Manchester City Leipzig'e eleniyor. Bu iki takımdan biri en azından yarı final oynaması lazımdı. Bu yuh yani, bu kadar da değil. Elendikleri takım da Sevilla falan filan. Allah Allah. Evet, Premier Lig'de gol krallığında iki takımdan da birisi yok üstlerde. Lewandowski 15 gol atmış. Asist krallığında bakıyoruz, Cristiano Ronaldo 7 asist ve gol yenmeyen maçta Ederson 3. olmuş. Premier Lig takımından 10 gol yenmeyen maç çıkarıyor Ederson. Oblak ta 14. Baksana, 4 gol yenmeyen maç. Çok düşük. Ben bir de şöyle takım içindeki istatistiklere bakacağım, merak ediyorum. Premier Lig takımı videoyu kazandılar, tebrik edelim bu arada. Harry Kane simülasyonda ortaya koymuş gücünü, 15'e 4. Bernardo Silva oynamış, 15'e 3. Ronaldo 14'e 7. Haaland 5 gol 1 asist yapmış. Çok az oynamış ve geri kalan oyuncuları görüyorsunuz. Peki La Liga takımı kardeş ne yaptınız ya? Hadi ligde kötü olmanızı geçtim. Hani Sevilla'ya yenilmek ne demek? Leva 15 gol 4 asist, tamam. Carrasco çok oynamış, 11'e 3. Moreno 8'e 2. Memphis Depay, De Jong, Benzema falan diye gidiyor. Bugünkü All-Star videosunda Premier Lig takımı zaten rating olarak daha iyiydi. Bunu oyuna da yansıttılar. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Tuttuğunuz takım kazandı mı? Yorumlara bekliyorum. Ayrıca şunu da bekliyorum. Önümüzdeki FIFA 23 All-Star kapıştırma videosunda hangi iki takımı kapıştıralım? Neler görmek istediğinizi benimle paylaşın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.